Evet arkadaşlar, şimdi de nüfus piramitleri ve piramitlerin hangi özellikleri karşımıza çıkabilir? Onlardan bahsedeceğiz. Piramitler deyince aklımıza neler gelmeli? Hangi piramitte hangi yorumu yapmalıyız? Detayları nelerdir? Onlara bir bakalım. Nüfus piramitleri ve özellikleri diyoruz. Herhangi bir yerin nüfus özelliklerini göstermede temel araçlarından biri de yaş ve cinsiyet yapısını gösteren piramitlerimizdir. Ayrıca bir bölgenin nüfus piramitlerine bakılarak o alandaki nüfus hareketleri Nüfus özellikleri, yaş grupları, cinsiyet durumu ve ekonomik alanların özellikleri hakkında bilgi sahibi olunabilir. Bu premitler sayesinde zaman ve ülkelere göre nüfus hareketleri ve özelliklerinin değişimi rahatlıkla gözlenebilmektedir arkadaşlar. Şimdi ilk piramidimiz arkadaşlar düzgün üçgene benzeyen piramit. Gördüğünüz üzere zaten e, şekil kendini çok rahat anlatıyor. Düzgün üçgene benzeyen piramit bize neler verecek peki? Bu piramit yüksek doğum ve ölüm oranına sahip. Yani taban oldukça geniş. Tavan ise oldukça dar. Demek ki bu kadar çocuğumuz doğdu ama yukarıda kalan kişi sayısı oldukça az. Sağlık koşulları nasıldır bu primitte? Oldukça kötü. Nedenlerse doğan çocukların çoğunu ne yapmışız? Yaşatamamışız. Yani sağlık koşulları kötü. Buna bağlı eğitim ve benzeri altyapı sıkıntıları da yaşayan bir ülkenin priminde olacaktır muhtemelen. Bu da bize ne verecek? Sanayi devrimi öncesi birçok ülke bu primidin örneğini mutlaka yaşamıştır. Günümüzde İran, Mısır gibi ülkelerde de bu primidi rahatlıkla ne yapabiliriz görebiliriz arkadaşlar. Hemen arkasından yüksek doğum ve ölüm oranlarının görüldüğü az gelişmiş ülkelere ait içe dönük üçgen piramidi gelecek. Bangladeş, Nijerya gibi ülkelerde de bu piramide rahatlıkla rastlayabiliriz. Yine arkasından arı kovanı şeklindeki piramidimiz var. Düşük doğum ve ölüm oranlarının görüldüğü ülkelerin nüfus piramidini verecek bize. Ortalama yaşam süresi oldukça fazla. Yeryüzünde İngiltere, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerde bu piramide rastlamamız mümkündür arkadaşlar. Nereden anlayacağız bu piramidi? Hemen altına bakıyoruz. Taban, hemen üstüne baktık tavan. Aradaki fark oldukça az. Yani doğan muhtemelen bu ülkede sağlık koşulları ve benzeri faaliyetlerin iyi olması nedeniyle rahatlıkla ve uzun süre ne yapabilmiştir? Yaşayabilmiştir. O nedenle gelişmiş ülke piramidini bize kesinlikle verecek. Beyin arkadaşlar asimetrik şekilde bir piramit. Bu piramitte de doğum oranında hızlı bir düşüş görüldü diyor. Hemen nasıl yorumlayacağımıza bir bakalım. Bakın 15 yaşta daha fazla insan varken yani şu an yeni doğanda bir ne var? Düşüş var. Bu düşüşü tavana değil tabana bakarak görebiliriz. O zaman ne diyeceğiz? Düşük bir doğum var, geçmişe göre. Ölüm oranında düşmeye başladığı ortalama yaşam süresinin hızla uzadığı gelişen ülkelere aittir. Türkiye, Meksika gibi ülkeler bu primde örnek olarak verecek ülkeler arasındadır. Şimdi bağımlı nüfus deyince aklımıza neler gelmeli? Bağımlı nüfusa çocuk artı yaş nüfusu yetişkin nüfusa bölüyoruz. Beyni yüzdesini alıyoruz. Doğum oranı yüksek olan ülkelerde çocuk ve genç nüfus oranı fazla. Yaşlı nüfus oranı ise oldukça azdır. Bu durumda bağımlı nüfus oranı da yüksektir. 15-64 arasındaki nüfus çocuk ve yaşlı nüfusa bakmak zorunda kalacaktır. İşte biz bunları ne diyoruz arkadaşlar? Bağımlı nüfus diyoruz. Lütfen unutmayın. Hemen arkasına Çocuk nüfusu fazla olan ülkeler kaynaklarının önemli bölümünü eğitime ayırmak zorunda kalacaklar. Nüfusun yaş yapısını belirleyen en önemli etmen doğum oranı olacaktır. Bunun dışında göçler, savaşlar ve salgın hastalıklarda bir ülkenin yaş yapısı hakkında önemli bilgilere ulaşmamızı sağlayacaktır. Gelişmiş ülkelerde kadın nüfus oranı erkek nüfus oranından fazladır lütfen. Unutmayalım. Müzik